Arkadaşlar neden Türkiye'de internet çok daha pahalı? Camdan yarı belime kadar çıkardım dışarı, tamam mı? Böyle. Abi hepimiz gamer'ız bana göre, anladın mı? Hepimiz yani. Eğer gamer'ın tanımı başkasının yaptığı tool'ları kullanan adam diyorsan o zaman herkes gamer abi. Ondan sonra hayatım değişti abi. Onu alınca askerde daha kolay askerlik yaptım. Çünkü o sertifikaları götürdüm. Security olayına iyice sardım. Gerçek Pikachu buradaymış. Vallahi billahi adam Pikachu çıktı ya. Sevgili YouTube, önemli bir duyuru yapacağım. Sevgili YouTube'cum, canım kardeşim, videoları seyrediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu videoların bazıları sıkıcı, bazılarında eksik bilgi var, bazıları bilmem ne. Sevgili dostum, videoların montajı esnasında uzun ve detaylı olarak konuya eğildiğimiz yerleri ne yazık ki tutmuyoruz. Sen konuya hakim olmak veya konunun eğitimi için izliyor olabilirsin, ancak oraya vakit geçirmek, konu hakkında az da olsa bir fikir sahibi olmak için gelen büyük bir çoğunluk var. Bu büyük çoğunluk sebebiyle de ne yazık ki kısa tutmamız gerekiyor ve montaj esnasında bazı detayları koymamamız gerekiyor. Ama bunun da bir çözümü var. YouTube'daki videonun tamamında istediğin bilgilerin eksik olduğunu düşünüyorsan, bütün videoların altında açıklama kısmında yer alan twitch.lunis adresindeki video geçmişlerine, yayın geçmişlerine gidersen eğer, orada 2 saatlik yayının tamamına ulaşma imkanın var sevgili dostum. Hem geçmiş yayınlardan hem de her hafta salı, perşembe, pazar günleri saat 8'de olan canlı yayınlardan görebilirsiniz. Tamam mı dostum? Ha, ilk 30 dakikayı da atlayın. İlk 30 dakikayı atlayın. Bütün o eğer konuya nereden giriyor bu herif, eğitime nereden başlıyor dersiniz. İlk 30 dakika ve son 30 dakika genelde lay lay long geçer. Aradaki bir saattir konuyu anlattığımız kısım. Telekom firmasında çalıştığım için arkadaşlar, orada çalışanlarına ücretsiz veriyorlar interneti. Öyle bir güzelliği var. Eskidense şundan dolayıydı. 95-96'da Açık Radyo'da Cem Tecimen'in Bilgisayar Dünyası programı vardı. Bu Bilgisayar Dünyası programında soru soruyordu her hafta birilerine. TCP/IP nedir gibi soruları oluyordu. Sorularını telefonla arıyorsun. O an bilen hediye alıyor 3 aylık süper online aboneliği, tamam mı? Ben arıyordum, biliyordum. Elimde telefon bekliyordum yani. Bilince alıyordum 3 aylık. Ondan sonra bir sonraki haftaki yayında yine arayıp bir tabii 3 aylık daha kazandım. Ondan sonraki hafta yayında bir daha aradım, yine 3 aylık kazanınca bu sefer Cem şey dedi. Yavaş alıyor. Hani hep aynı kişilere gitmesin abi, biz seninle tanışalım. Ben sana 2-3 tane vereyim, sen arama. Hani başkaları arasın. Çünkü yayında söylediği zaman hep aynı ismi söylüyor, tamam mı? Bu da biraz ayıp oluyor yani dinleyicilere. O yüzden de öyle 1 yıllık 2 yıllık falan toplamda 3 aylık böyle bir 4-5 paket 6 paket falan verdiğinde öyle bir bayağı bir süre Süper Online'dan bedava internet kazanmıştım. Türkiye'de fiyatlar neden yüksek bandwidth için para? Hah, çok güzel soru. Arkadaşlar neden Türkiye'de internet çok daha pahalı? Çök anlatayım, çök. Çök çök çök. Çök. Çık la çık. Şimdi arkadaşlar biz buradan Almanya'ya, Frankfurt'a gidiyoruz bir tanesi. Bir tane Belçika gidişimiz var. Bir tane de Romanya çıkışımız var, tamam mı? Sol üst köşede. Şimdi arkadaşlar ana noktalarımız da bunlar, tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var, önemli. Biz hatırlarsanız burada bayram mesajı kullanırken WhatsApp çalıştı da bütün internet gitti ya. Onun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada Türk Telekom'un içinde diğer ISP'lerle, mesela Vodafone, Telekom, Turkcell kendi aralarında konuşurlarken Türk Telekom omurgasını kullanmaları gerekiyor. Türk Telekom omurgası hayvan gibi para charge ediyor bunlara, tamam mı? O yüzden bu içerideki anlaşma, peering anlaşması deniyor buna ISP'ler arasında. Buradaki fiyatlar çok yüksek. Yani Türk Telekom içerideki operatörü yapıyor. Anladınız mı? Yapıyor böyle. Direkt böyle. Ondan sonra oturtuyor böyle. Allah kaymaklı simpaş. Çok kötü. O yüzden mecburen uyanık abi sonuç itibariyle şeyler, ISP'lerde gerizekalı değil nihayetinde. Şey yapıyor. Yurt dışında kendi backbone'ları var, tamam mı? O yüzden backbone'larına çıkışa izin veriyorlar. Buradan çıkışa izin veriyorlar. Ondan sonra aşağı geliyorlar. E siz şimdi şurada İstanbul'dan karşıyı aramak için, mesela burası Turkcell, burası Türk Telekom olsun. Turkcell'den Türk Telekom'u aramak için abi buradan geçiyorsunuz, hop Romanya'ya çıkıyorsunuz, oradan geri geliyorsunuz aramak için. O yüzden çöktü. Çünkü daha ucuz buraya gitmek, Türkiye'nin içinden Türk Telekom'dan para alıp aramaktansa yurt dışına gidip geri gelmek daha ucuz. O yüzden bütün trafik hop yurt dışına gidiyor, iniyor aşağı. Oğlum ben serviste gidiyordum. Cuma günleri, hani cuma günü piç günleridir ya, lisedeyim. Peugeot minibüsler vardır, hatırlıyor musunuz Peugeot minibüsler? Peugeot minibüsün en arka camını açardık biz. Sinerdim ben, tamam.
Tamam mı? Şeyden yukarı, aynen J9 İnönü Caddesi'nden yukarıya doğru Koz Yatağı'nda dönerdi minibüs. Tam onun döndüğü yerin az ilerisinde büyük otobüs durağı var. Orada da insanlar böyle cuma sabahı bile bekliyorlar böyle. Servis gelsin, binecekler, gidecekler ikinci köprüden. Abi o camı açardık biz tam sağa döndükten sonra. Direkt böyle camdan yarı belime kadar çıkardım dışarı, tamam mı? Böyle diye bir bağırdı oğlum, tamam mı? Millet öyle onun ne oluyor diye böyle zıplardı, insanların hepsi birden. Camdan çıkıp yapıyordum bir de böyle bağıra bağıra, tamam mı? Mesela bir hafta öyle yapıyordum, tamam, bir dahaki hafta şey yapıyordum diye bir bağırdım ama böyle direkt avazım çıktığı kadar, tamam mı? Anne ne hamledin diye arkamdan küfrediyorlar kadınlar falan, ay diye bağırırdım böyle. Öyle eğlenirdim. Lamer'lık kötü bir şey değil her şeyden önce. Herkes bir şekilde Lamer'lıktan da geçecek. Lamer'lık zaten çok kullanılan bir tabir değil. IRC'de kullanılıyordu Lamer'lık kelimesi. Sonra Counter Strike oynayan çocuklara bile Lamer demeye başladılar. Yani Lamer biraz saçma sapan bir yerlere gitti, tamam mı? Lamer kelimesi abi başkasının yazdığı kodu kullanan kişi demek. Bugün ben kendi kodumu kullanmıyorum, başkalarını kullanıyorum. Bu beni Lamer mı yapar? Script Kid'i de yapabilir. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir de şöyle bir durum var. Eskiden kodumuzu kendimiz yazıyorduk. Kendimiz yazmamız normal, çünkü ortada kod yoktu. Ondan sonra kod yazmaya başlamamız için yazılmış kodları denememiz gerekiyordu. Yani önce hepimiz Lamer'dık. Kodumuzu yazmaya başlayınca bu işler olduğunu anladık. Daha kibarcası Script Kid diyorlar. Skiddy diyorlar hatta. Skiddy Gonzales. Öyle öyle oldu yani. O yüzden şimdi her şeyin bir kodu var. Her şeyi birileri yazmış. Birilerinin yazmadığı bir kod bulmak çok zor abi. Özel durumda kodluyorsun abi. Sıfırdan niye yazasın yani? Şimdi bir şey soracağım dostlar. Siz bana eğri oturup doğru konuşun. Hacking tool'larını internetten kullanan adam, bulup da kullanan adama Lamer diyorsunuz da veya Script Kid diyorsunuz da, bu programların hepsinin snippetlerinin hepsini tırtık 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 şeyden, Stack Overflow'dan tırtıklayıp birleştirip ondan sonra da ben program yazdım sıfırdan diye çıkıp adama niye Lamer demiyorsunuz veya Script Kid demiyorsunuz? Veya ben onu aldım diyelim, Stack Overflow'dan Port Scanner yazdım, tıkı tık 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 birleştirdim 3 tanesini, tamam mı? Yazdım, tepesine de yazdım can değer diye. Koda baktım mı, kod benim kodum. Her tarafını kendim kodladım, kendim compile ettim. Ben bunu yaptığım zaman o zaman nasıl olacak? Sen inanacaksın mı benim hacker olduğuma? Ha tamam, ben de birleştireyim o zaman, ben de Lamer olmuyorum o zaman, öyle mi? Kimse sıfırdan bir şey yapmıyor yani. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok bence de, ve bunu yapan adama sen niye Lamer diyorsun yani? Bunun bir alakası yok yani. Anlatabildim mi? Abi hepimiz Lamer'ız bana göre, anladın mı? Hepimiz yani. Eğer Lamer'ın tanımı başkasının yaptığı tool'ları kullanan adam diyorsan o zaman herkes Lamer abi. Benim IRC'deyken bakın onu anlatayım. Reşat'la Ahmet benim hayatımı değiştiren tüyoyu ve şeyi bana vermiş insanlardır. Bir gün Bilgi Üniversitesi'ndeyiz. O zamanlar sabahtan akşama kadar oyun oynuyoruz, tamam mı? Ahmet diye bir adam var. IRC Aydata'nın, Aydata.net'in admini. Yanında da arkadaşı var Reşat diye. Reşat da benim Polaris bilgisayar vardı Göztepe'de 93-94 yıllarında. Oradan arkadaş. Bunlar 95, 96, 97 o yıllarda Aydata'ya geçmişler. Aydata.net'te IRC'sinde takılıyorlar. Reşat'la Ahmet bana yol göstermiş insanlardır. Hayatımda mesela onların adminlik bilgisi benim için çok kıymetlidir. Bir gün Bilgi Üniversitesi'ne, Aydata'dan sonra Bilgi Üniversitesi'ne geçti bunlar beraber. Ahmet'le Şener diye bir arkadaşım vardı. Ben vardım odada. Ahmet vardı, Reşat vardı. Quake 3 oynuyoruz. Hiç unutmuyorum. Deli gibi Quake 3 oynuyoruz böyle network'ten. Ben ondan sonra şey dedim. Ya dedim, ben dedim bundan sonra bilgim var. Ama bazı şeylerde de eksikliklerim var böyle. Oralar boş, karanlık. Hani bir şeyi görüyorum resmi ama bazı yerleri gölgede. Hani strateji oyunlarında Fog of War olur ya. Bazı yerler yürüdükçe sen açılır. Öyle bir haritayı görüyorum ama ben yürüdükçe bazı yerler açılıyor böyle. Tamamen bütün haritayı göremiyorum, tamam mı? Böyle bir takım eksiklikler var. Böyle olunca da dedim ki ulan ben ne yapacağım? Hani nasıl bir şey yol izleyeceğim? Arkadaşlar bana bir yol gösterin. Bana bir fikir verin. Ben ne yapacağım falan diye. Ahmet de acayip cool bir herif, tamam mı? Acayip cool böyle bir adam. Şöyle duruyor. Kıt 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 bir şeyler yazıyor, tamam böyle. Durdu şöyle bir. Kaldı kafayı. Cisco Microsoft sertifikası alacaksın oğlum. Bu kadar dedi. Başka bir şey yok. Gerisi boş. Bunları alacaksın dedi. Bütün o boşluklar kapanacak dedi. Vay dedim. Hadi ya. Bu kadar kolay mı? Tabii oğlum. Bitti dedi. Al onu dedi oğlum. Bu kadar dedi oğlum. Eyvallah dedim. Gittim abi ben. Gerçekten. Üniversite yok, bir şey yok çünkü o zaman. Okulda doğru düz gitmiyorum. Gittim Netron'a. Dedim ki ben CCNA MCC olmak istiyorum. Fiyatı bu. Şeyi bu. Olabilirsiniz. Ondan sonra hayatım değişti abi. Onu alınca askerde daha kolay askerlik yaptım. Çünkü o sertifikaları götürdüm. Security olayına iyice sardım. Özellikle Active Directory'nin güvenliği, network güvenliği genel anlamda. Onları öğrendim. Orada çok işime yaradı. Bir sürü işe yaradı yani. Ondan sonra da böyle gitti. Pikachu! Pikachu! Aynısını yaptı lan herif. Oha, hadi lan bırak. Yemezler. Abi bir saniye. Adamın sesi de öyleymiş harbiden. Ha, dur. Yayını evet, kapat da evet. Kulaklıktan dinleyin. Pikachu'nun.
çok iyi. Oğlum çok iyi lan. Adam harbiden abi... Pikachu çıktı. Oğlum adam direkt Pikachu çıktı lan. Gerçekten Pikachu'ymuş. Çok iyi ya. Nefisli oğlum. Pikachu. Adam çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok güzel yapıyor. Aynısını yapıyor oğlum adam. Gerçek Pikachu buradaymış. Vallahi billahi adam Pikachu çıktı ya. Abone olun oğlum.